Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, KK’lılara yalnızca AKP ile değil, MHP ile de temas kurmalarını tavsiye etti. Arınç'a yanıt iste Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, konuştukça batıyor, dedi. Yalçın ayrıca Arınç için poker surat ifadelerini kullandı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuşmasında kanun hükmünde kararnameler, KHK ile ilgili mesajlar verdi. Arınç, KYK'lılara yalnızca AKP ile değil, MHP ile de temas kurmaları tavsiye etti ve şunları söyledi. Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibi ise, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli'ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki, iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler. FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne 5 Ağustos 2016'da cezaevine girdi. 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Türköne'ye Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli sahip çıkmış ve Türköne'nin yeniden yargılanmasını istedi. Ardından Yargıtay Mümtazer Türköne'ye FETÖ üyeliği suçlamasıyla verilen ceza kararını bozarak tahliyesine hükmetti. Türköne 24 Eylül 2020'de tahliye edildi. Bülent Arınç'a yanıt ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Arınç'a yüklendi. Semih Yalçın, Arınç için şunları söyledi: "Yıllar sonra genetik kodlarına yenilerek aslına rücu etmeye başlayan Bülent Arınç, milli değerlerimizin düşmanlarıyla aynı sahnede rol almak için politik reveranslara koyuldu. Öyle ki inandığı bütün değerleri çiğneyerek hala Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine açıklama yapıyor." Bakmayın siz onun şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terörist ilan ettiler demesine ve haddi olmadığı halde burnunu soktuğu partimizin ihraç kararı aldığı bir milletvekilimizle ilgili sandık üzerinden tehdit içeren değerlendirmelerini arınçın derdi. Kimin haklı ya da haksız olduğu, tartışmalardan kimin karlı çıkacağı değil. Kendisinin ne elde edeceğidir. Arınç Zillet İttifakı aktörlerine dayanışma mesajı yollarken aslında kendi hesabına nabız yoklaması yapıyor olur da adam bulamazlarsa beni cumhurbaşkanı adayı yaparlar diye düşünüyor. Poker suratın ve zoraki soğukkanlılığın arkasına büyük bir siyasi ihtiras gizleyen Arınç, kendisini cumhurbaşkanlığına potansiyel aday ve alternatif görüyor olmalı. Esasında zillet ittifakına şirin görünmesine gerek yok. Desteklediği KHK'lılan 100 bin imzayı toplayabilir. Bülent Arınç'ı yiyip bitiren korkunç ikilem, bilinçaltına yerleşmiş Sayın Erdoğan hasedi ve kıskançlığının tetiklediği Otello Sendromu ile AK Parti saflarında verdiği hizmetler arasındaki gelgitler. Arınç, kendisini AK Parti'den uzaklaştıran bu sırrı artık daha fazla taşıyamadı ve genetik kodlarına yerleşmiş malum hassasının da sevkiyle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı muhalifi cepheye yanaşmaya başladı. Her hal ve hareketi, Arınç'ın bir türlü yenemediği rekabet duygusunu, Siyasi hırslarını ve muhafaza korluk makyajıyla süslenmiş şişkin egosunu ele veriyor. Zillet ittifakı Cumhurbaşkanlığı adayını açıklamakta geciktikçe de işin cazibesi Bülent Arınç'ın cerbezesini kamçılıyor. Hakikatte ise o konuştukça batıyor, milletin gözünde büsbütün bitiyor. Arınç'a Hazreti Ali'nin bir sözünü hatırlatalım, susmak vakardır. Bizden bir de Türk atasözü hatırlatması, söz gümüş ise sükit altındır ifadelerini kullandı.